Arkadaşlar hepinize merhabalar. Elimde bir tane bit pazarından 50 liraya aldığım iPhone 4S var. Şimdi bunu tamir ettirip satmaya çalışacağım. Hatırlayanlarınız ya da izleyenleriniz vardır. Eğer izlemediyseniz kartlardan videoya ulaşabilirsiniz. Biz bu telefonu bit pazarında oyuncu ekipmanı toplarken bulduk ve 50 liraya satın aldık arkadaşlar. Şimdi gelin eski izleyicilerin de bildiği ve yakından tanıdığı Yasir abiye bir gidelim, dükkanına girelim. Bu telefonu tamir etmeye çalışsın. Açsın baksın sorunu problemi neymiş bir bulsun. Çünkü açılışta elma logosunda, Apple logosunda takılıp kalıyor ve bir daha başa dönmüyor. Maalesef telefon çalışmıyor gibi duruyor. Biz araştırdığımızda sıkıntının yazılımsal ya da bataryadan kaynaklanabileceğini bulduk. Bakalım o ne diyecek. Abi kolay gelsin. Şimdi benim elimde bir tane iPhone 4S var. Biz bunu tamir ettirip satmaya çalışacağız tamam, abi. Tamam. Sıkıntılarına bir bakabilir miyiz? Açılışta elma logosunda takılıp kalıyor. Tamam. Ben 20 yıldır, tek servisim 10 yıldır bu hizmeti veriyoruz. Bunlardan çok yaptık. Bunu da yaparız. Tamamdır abi. Bir uğrayalım arka tarafa. Gidelim. Şimdi abi biz bu telefonun sıkıntılarını Yasir abiyle beraber kapıda konuştuk. Tamamdır. Telefon açılışta elma logosunda takılıyor. Sen bir bak, bir gör. Neler telefon kısa sürede herhangi bir darbeye maruz kaldı mı? Darbeye maruz kalmadı en azından bizdeyken ama bit pazarından aldığım için orada kalmış olabilir. Yani orada başına neler geldi bilmiyoruz. Tabii. Bakalım. Şimdi biz burada ilk olarak ne yapacağız abi? İlk başta telefonun arka kapağını sökmemiz için bu vidaları söküyoruz. Eski tip iPhone'larda sistem tuş telefon gibi. Kıza yukarıya doğru itelediğin zaman arka kapak açılıyor. Telefonun burada batarya konnektörü var. Yeni cihazlarda bunların üstüne kafes oluyor. Eski cihazlarda direkt bataryanın üstüne bu vidaları atıyorlar ki herhangi bir ufak darbelerde, düşmelerde batarya konnektörü yerinden çıkıp cihazı bozmasın diye. Cihaz daha önce hiç açılmamış, herhangi bir müdahale de görmemiş. Biz gerekli ölçümlerini yapalım. Bu ölçümlerde burada güç kaynağı dediğimiz bir makine var. Verdiğimiz tetikle buradan çeken akıma göre telefondaki herhangi bir arızayı, herhangi bir problemi görebiliyoruz. Eğer tam bir şekilde akımı çekerse zaten cihazı açmış oluyor. Açmazsa çektiği akıma göre, ona göre ben bu cihazda hangi arıza olduğunu size söyleyebilirim. iPhone 4'ler, 4S'ler falan geliyor mu abi eline hala? Eskisi kadar çok gelmiyor. Böyle 65-70 yaş üzerinde telefonu basit kullanan yaşlı insanlarımız getiriyor genellikle. Normalde bu tetiği aldığı zaman 1.20 liraya, 1.50 liraya kadar çıkması lazım. Ama bu süratlerde gidip gelirse, sürekli aynı şekilde yaparsa arızasını tespit ederiz bu şekilde. Bu cihazın problemi %90 yazılımsal bir problem var. Batarya konnektöründe de bir problem var çünkü akımı tamir etmiyor. Şimdi ne yapacağız? İlk başta batarya konnektöründeki bacakları kontrol edeceğim. Onları yenileceğim. Ondan sonra bir yazılıma bağlayacağız. Yazılıma bağladıktan sonra görürüz cihazın olup olmayacağını. Şu an yaptığımız işlem şarj konnektörlerine bakmak değil mi? Tabii bu batarya konnektörünün, bataryaya oturduğu konnektörün eksi bacağının bir tanesi havaya kalkmıştı. O bacağı yerine lehimledik. Cihazın şu an yazılımını indiriyor. Yazılımını indirdikten sonra sonuca varmış oluruz. Büyük ihtimalle olacak zaten. Bu tarz eski cihazlarda 4, 4S, 5 gibi cihazlarda bazen anakartsal problem olmadığından dolayı donanımsal sıkıntı oluyor. Bu donanımsal sıkıntıları da yazılımla çözebiliyoruz. Şu an cihazımızı yazılıma bağladık. Yazılımımızı atacak. Yazılımı attıktan sonra da burada bir arıza kodu verir. O verilen arıza koduna göre cihazda hangi parçada nasıl bir arıza var onu tespit edeceğiz. Diyelim ki verdiği arıza kodundaki parça da belli, biliyoruz onu. Değiştirme şansımız var mı? Değiştirme olayımız var. Eski kalan cihazlar olduğu için hurdaları, şurada gördüğünüz gibi bir sürü hurda cihazlar var. O cihazlardan sağlam olan parçayı söküp buna takıp aktarıp testimizi yaparak çalıştıracağız. iPhone'lara çakma, batarya da ekran takılmasını tavsiye ediyor musunuz? Çok sorun çıkartmıyor. Hiçbir şekilde tavsiye etmem çünkü orijinal parçalar her zaman telefonun kullanışın sistemini daha çok etkiliyor. Şimdi bu cihaza yan sanayi batarya taktığın zaman cihazın kendi ömründen yiyor. Elektronik sürekli ona verilen akım, içerisinde dönen akım kendi gücünden fazla olarak gittiğinden dolayı telefona zarar verir. En zor tamir olan telefon hangisi? iPhone'lar da dahil, Android'ler de dahil. Sana gelen telefonlar en arası problemli cihazlar Xiaomi'ler. Teknik servis konusunda parçaları çok bulunmuyor ve parçasını bulsan da yaptığın zaman hani anakart 7 katmanlı oluştuğundan dolayı hani alt katmanlarda bir problem çıkıyor, hiçbir şekilde çözemiyorsun. Peki bir iPhone'da hiç böyle tamir olmaz dediğin bir özellik var mı? Yani o arızalı geldiğinde artık bu telefonu pişecekmiş. Anakart dışı böyle daha Face ID mesela. Eğer cihaz daha önceden yetkilisiz bir müdahalede bulunmadılarsa, hani cihaza bilinçsiz bir şekilde müdahale etmelerse olmayacak hiçbir cihaz yok. Her türlü olur. En sık tamire gelen iPhone modeli hangisi? iPhone 6S, 7, 7 Plus. 8 Plus'lar da geliyor ama onlar da genellikle biraz daha nadir. 6S'lerde falan genellikle şarjdan dolayı problemli geliyorlar. 7, 7 Plus'ta da ses entegresi aşırı derecede yoğunlukta arıza geliyor. İstemsizce istediğin kadar kullan kullanma en çok arızaya gelen cihaz 7, 7 Plus. Geldi. Geldi. Açıldı. Vallahi açıldı. Geldi. Ama maalesef iCloud çıktı cihazda. Bir bakayım. Nokta mi.com
etkinleştirme kilidi diyor. Bu mail adresiyle parolaya girmediğimiz sürece cihaza etkinleştirme yapamayız. Etmeye.com uzantısı Apple'a aitmiş. E-posta adresini bilmiyoruz tabii. iCloud'una da giriş yapamıyoruz. Şimdi bu saatten sonra böyle bir telefon geldiğinde yapabileceğimiz şey ne abi? Yapabileceğimiz tek standart Apple'ın yeni yazılımlarında iCloud çıktığı zaman eğer iCloud mail adresi ve şifresini hatırlamıyorsan etkinleştirme kilit yardımından hatırladığın en sonki parola üzerinden giriş yapabiliyorsun. Ama bu tarz olayda iCloud şifresiyle mail adresini bilmiyorsan cihazı hiçbir şekilde kullanamazsın. Bu cihazı böyle alan kişi de işte uğraşıp koşturup Apple'la falan görüşüp yapabilir değil mi? Apple tarafına bir sıkıntı çıkmaz yani. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi şöyle bir durum var. Apple tarafına geçtiğimiz zaman Apple bu tarz cihazlarda senin iCloud'una ulaşman için şifresini sana tekrardan yenilemesi, göndermesi için Apple'la görüşme yapman lazım. Apple'ın bu cihazın senin olduğuna inanması lazım. Apple bu cihazın senin olduğuna inanmadığı sürece sana tekrardan şifreyi değiştirmen için, yenilemen için herhangi bir hak sunmaz. Evet arkadaşlar, bizim iPhone 4S gördüğünüz gibi iCloud ekranında takıldı artık. Biz bu haliyle bir telefonu satmaya çalışalım. Bakalım ne kadara gidecek. Abinin söylediğine göre parça fiyatına ederi var ancak bu şekilde. Belki biraz daha üstüne çıkabilir. Ama bu fiyatı nedir ne değildir bilmiyoruz. Şimdi dışarı çıkıp bunu deneyelim. Şuna bak, taş gibi cihaz, ben olsam alırım yani. Evet, ben de. Abi kolay gelsin, selam. Telefon satmak istiyorum. Abi merhaba. Bende bir tane iPhone 4S var. Çalışıyor, evet, açılıyor. Merhaba diyor. Evet. Bundan sonra da iCloud çıkıyor. Evet. Biz bu telefonu sana kaça satarız? Satamazsınız ki. Ciddi misin ya? Evet. Bir deli yok. Parça marça hiçbir şey yok mu? Yok. Tamam. Hatıra olarak saklayabilirsin. Abi selam, hep kolay gelsin. Bunu benden ne kadar alırsın abi? Hadi pazarlık yapalım ya. Hiç yapmayalım. Biraz yapmayalım. Söyle bir şey ya. Hiçbir şey söyleyemeyiz. Biz bunları almıyoruz artık. Bizim için bunlar. Eyvallah abi, çok sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ çok sağ olasın. Kolay gelsin. Abi telefonu hiçbir yere satamıyoruz. Bakalım. Birkaç yere daha arayacağız Yasir abiyle beraber. Umarım bir yer buluruz. Abi bende çok güzel bir tane cihaz var. iPhone 4S. Bunu benden ne kadar alırız? Anı olarak kalsın diye 50. Anı olarak kalsın. 50 kurtarmaz hocam. Yapalım bir pazar. Şimdi biz 50 liraya satarsak hiç kâr etmemiş olacağız. Yani bir anlamı yok. Ben 50 liraya aldım cihazı bit pazarından. Abi kâr etmen için 75'e alırım. 25 lira kâr ederiz. 25 lira da kurtarmaz. 200'den başlayalım. Ya bende de var. Hani bende hiç olmasa 200'e belki düşünürüm de. Yaparsın bir şeyler. Orta yolu bulalım, sende 100 yaparım. 100. Aynen. 75. 75 lira kurtarır mı bizi? Bir dolaşalım, gelelim. En yüksek teklifi verene satacağız çünkü. Tamam. Aklında olsun. Pazarlıkta teklifi 50 liradan açtı az önce abi içeride. Bakalım. Abi kolay gelsin. Selamünaleyküm. Abi bende bir tane iPhone 4S var. Sen ne kadar verirsin? Sende ederi var mı bu cihazın? Bunlar çok hareket gören, alıp sattığım cihazlar değil aslında ama o yüzden değerlendirebilirim. Ne kadar verirsin? 200 lira civarı. 250'de buluşalım mı? Pazarlık sünnettir. Olsun ya. 250 mi olsun? Hı hı. Valla kolay oldu abi. Sen de pazarlık kolay oluyormuş. Onu anladım. İhtiyaç durumu olmasa çok alacağını tercih edeceğim bir cihaz değil aslında ama. Hayrını gör abi. Şöyle veriyorum. Abi çok teşekkür ederim. Şöyle el sıkışalım. O da sünnettir. Hayrını gör. Çok sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Evet dostlar, gördünüz. Bence tertemiz bir iş oldu. 50 liraya bit pazarından aldığımız telefonu tamir ettirip 250 liraya sattık. Yani 200 lira kadarı cebimizde kaldı bizim. Ve bu parayla da bit pazarına gidip tekrar yeni bir şeyler almayı düşünüyoruz. Bit pazarından neler almamızı istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki bit pazarı videosunda görüşmek üzere.